Konuşan Ordu TV'den herkese merhabalar. Ordu'dan 5 haber ile sizlerleyim. Ordu İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ile mücadele ekipleri tarafından Ulubey ilçesinde 14 Aralık 2022 tarihinde yapılan operasyonda kaçak olduğu tespit edilen toplamda 11.434 adet enerji içeceği, 470 kilogram nargile kömürü, 6.273 adet cinsel uyarıcı çikolata, 2.193 adet cinsel uyarıcı kimyasal madde, 8.445 adet cinsel uyarıcı hap, 1.088 adet sigara sarma kağıdı, 407 adet elektronik sigara likiti ve 45 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla kapasitesi arttırılan, ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan Ünye Limanı, Roro seferlerinin ardından bir ilke daha imza atarak ilk kez bir kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Yüzlerce yolcuyla gelen Astoria Grande gemisi, Ordu'nun Ünye Limanı'na demir attı. Rusya'nın Soçi kentinden başlayıp Trabzon, Amasra, İstanbul'u kapsayan rotada gezi gerçekleştiren gemi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in görüşmeleri sonrasında Ünye'yi de rotasına ekledi. Ordu 2 gün önce Fas-Kumru Anayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Vedat Beşikçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Öte yandan kazada ağır yaralanan Serkan Uysal'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'de en uzun ömürlü iller açıklandı. Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip olan il, toplam yaş ortalaması 80.5 ile Tunceli olurken, Kilis ise toplam yaş ortalaması 75 ile son sırada yer aldı. Ordu ise listede toplam yaş ortalaması 79.8 ile yer aldı. Erkek yaş ortalaması 76.6, kadın yaş ortalaması 83 ile Ordu listede 7. sırada yer aldı. Ordu'da 2022 yılının son il idare şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kurum yöneticilerinden kurumlarının yaptığı çalışmalara, sunduğu hizmetler ve yürüttükleri projelerin son durumları hakkında bilgi alan Ordu Valisi Tuncay Sonel, gösterdikleri gayretlerden dolayı şube müdürlerine ve başkanlarına teşekkür etti.